Evet arkadaşlar, balığın nasıl yapıldığının videosunu çekiyoruz şu an. Çünkü çoğu kişi balığın nasıl yapıldığının videosunu istemiş. Balığı yakaladık arkadaşlar. Şu kadar kısmından yüzgeçlere zarar vermeyecek şekilde kesiyorsunuz. Kestikten sonra bu sümüksü bir yapısı var. Üstündeki o sümüksü yapısı gidene kadar yıkıyoruz balığı. Kesinlikle o sümüksü yapı kalmayacak. Sonra bir tane köpük alıyorsunuz. Normal bildiğiniz köpük. Köpeğe şeklini veriyorsunuz. Ağzının asılması için de buraya tam bu şekilde bu çöp şişler var. Çöp şişlerle açıyorsunuz. Bir de şuradan takıyorsunuz çöp şişi. Buradan takmasının sebebi de bunların açılmasından dolayı. Sonra köpüğü bu aralara sıkıştırıyorsunuz. Yüzgeçlerin arasına şeklini vermek için. Bunun altına da sıkıştırıyorsunuz. Buraları tam açarak. Sıkıştırdığınızda şu üstten toplu iğneyle sabitleyebilirsiniz. Bu altlardan da toplu iğneyle altındaki köpeğe sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde sabitliyorsunuz. Yani kendi şeklinizi veriyorsunuz. Sonra tamamen tuza buluyorsunuz. Tuzda bu yemeklik turşuluk tuzlar var, kalın tuzlar. Onunla her tarafına tuzluyorsunuz. Bu arada şuradan kestiğiniz zaman burada hafif bir et parçası kalıyor. O eti tamamen temizlemeniz gerekiyor. Yoksa koku yapabiliyor, daha geç kuruyabiliyor. Sonra bir haftaya falan geçkin bir şekilde işte kendiniz bakarsınız bayağı bir kuruyor. Kuruduktan sonra bu kuyrukları falan da aynı şekilde kesiyorsunuz. Açıyorsunuz işte köpüğün üstüne toplu iğneyle bir şekilde sabitliyorsunuz. Onlar da yine aynı şekilde tuzluyorsunuz. Sonra gözleri içeri bayağı bir çöküyor. Bu oynar göz her yerde satılıyor. Üstüne sıcak silikonu basıp bunu yapıştırıyoruz işte. Bu şekilde. Şu alttaki pizza tahtası her yerde var. Onu alıyorsunuz. Salata alıyorsunuz. Kendiniz şeklinizi verin. Ben bu şekilde şekil verdim. Siz de artık nasıl şekil vermek istiyorsanız ona göre şekil verebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Sonra en son verniğini yapıyorsunuz. Bu şekilde. Evet, kurutma işlemimiz başlamıştır. Tuzladık komple. Şeklini verdik balığımızın. Bu şekilde. Güzel bir tablo olacak. İnşallah. Tuttuğumuz tarihi yazacağız. Bir anı kalacak. Evet, balığımız bir hafta oldu. Bayağı bir kurudu. Şimdi temizleme işlemine başladık. En son bittiğinde göstereceğim. Evet, tuzlarından temizledik. Bu yüzgeçlerini boyadık. Pizza tahtasını aldık. Şimdi monteye geçtik. Sonra benlikleyeceğiz. Gözlerini yapacağız. Biraz diş yapacağız. Dişleri kırılmış. Bakalım. Güzel bir şey olacak. Evet, tablomuz bitmiş bulunmaktadır. Bir tek vernik atılması kaldı. Bir de ne zaman tutuldu, hangi tarihte, kaç kilo oldu, boyu, onlar yazacak. Dişleri. Sürebilir misin? Baba sarı. Evet, tablomuz bitti. Verniğini attık. Halatını yaptık. Duvarımıza astık. Tuttuğumuz tarihi yazdık. Boyunu, kilosunu yazdık.